алейкум, ардақты ағайын құрметті көрермен бұл арнайы сұхбат бүгін бізде студияда құрметті қонағымыз бар таныстыра кетейік қожа ахмет яссауи халықаралық қазақ түрік университетінің өкілетті кеңесінің төрағасы профессор доктор мұхитдин шимшек Мұрза. қош келдіңіз Мухиддин би қош болдық самет бей яғни біздің бұ сзе бок гүршме икделе ортақ прожелер бар ма оны бар Samet Kim ben öncelikle kardeş Türkistan'ımızın güzel halkını gönülden kucaklıyorum. Ben ve arkadaşlarım üniversite olarak Türkistan halkını çok sevdiğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. Bunun sebebi şudur. Bizim üniversitemiz bundan 32 yıl önce kurulduğunda henüz kalacak hocaların kalacak binası yeri yokken bu Türkistan halkı hocalarımıza kucak açtı evlerinde yatırdılar. Hı hı. Henüz bizim rektörümüzün binecek arabası yoktu. Bu Türkistan halkı, o fakir halk ona araba verdi. Zaman zaman aksakallarımızla bir araya geliyoruz. Onlarla yemek yiyoruz. Onlardan ben bu bilgileri alıyorum. Bu çok önemli bir şeydir. Yetmez. Türkiye ne zamanki bir sıkıntıya düşmüşse, Türkiye'de ne zaman bir yangın, sel, deprem, felaket olmuşsa bu fakir Türkistan halkı hemen bir araya gelerek yardım toplamışlardır. Neredeyse bir yıl olacak, beş gün sonra bir yıl olacak. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi öpülüyor. Deprem. O deprem esnasında ben bunu yakinen gördüm. Buradaki arkadaşlarım da gördüler. Burada o yaşlı yaşlı annelerimiz, babalarımız, atalarımız sokak sokak gezerek, esnaf esnaf tüken tüken gezerek yardım topladılar. Bu yardımın azlığı ve çokluğu önemli değil. Bu yardımın o gönülle toplanmış olması önemlidir. O kadar ki şunu fark ettik buradaki ana baba yeni doğmuş çocuğuna çok affedersiniz bağladığı bez çok kalitesiz ucuz bez iken <laughs> benim o deprem bölgesindeki yavrularımıza gönderdiği en pahalı bezlerdi bunları ben gördüm bu unutulur bir şey değildir bu unutulmaz kardeşlik zaten böyle zamanlarda belli olur evet. elbette kardeşiz elbette Can ciğeriz ama ne zaman sıkıntıya düşüldü o zaman kardeşlik ortaya çıkıyor. Coğrafi olarak uzaktayız ama gönül bir, yakındır. Gönül yakındır. Şimdi bunu niye arz ettim başta? Bu Türkistan halkına bizim borcumuz var. Bu üniversite Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan'ın üniversitesidir. Halkın üniversitesidir. Bu üniversite onların evidir. Çünkü niye? Bu üniversite Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi babamızın adını taşıyor. Onun nasıl sofrası herkese açık idiyse onun nasıl e, e, o tay kazanı herkese açık idiyse bugün üniversitemizde bütün Türkistan halkına açıktır. Bu sebeple Elbette valimizle yaptığımız görüşmeye geleceğim. Sizin sorunuzu evet, evet, evet. unutmuş çok, çok değilim. Çok güzel Fakat oraya gelmezden önce şunu hemen ifade etmeliyiz ki. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Türk dünyasından 40 kadar farklı farklı lehçeleri konuşan <laughs> ama Türkçe konuşan gençlerimiz var. Bu gençlerimiz burada bize emanettir. 90 bini aşkın bugüne kadar mezun verdik. Hı hı. 90 bini aşkın. Hatta bir rivayet vardır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de 90 bin talebe yetiştirmiş, dünyaya Dünya göndermiş derler. Evet. Şimdi Ahmet Yesevi'nin bu düşüncesi devam ediyor. Neyle devam ediyor? Üniversiteyle devam ediyor. Gelen her bir öğrencimiz söylediğimiz Arkadaşlarımız yaptığı konuşma odur ki hı hı. sizler Ahmet Yesev'inin emanetisiniz, evindesiniz, misafirsiniz. Öyleyse misafir ev sahibinin isteğine göre davranır. İstediğinizi yapamazsınız. Misafirin şeyi bu. Evet. Ahmet Yesevi babamız neyi istiyorsa öyle davranacaksınız. O ne istiyordu? Dostluk istiyordu. Kardeşlik, Kardeşlik istiyordu. İlim. İlim istiyordu. He? Evet. İlim istiyordu. Öyleyse siz bu ilimi alacaksınız. Bir ayağınız Ahmet Yesevi'nin bağrında olacak. Yanında olacak. Diğer ayağınızla bütün dünyayı sarabileceksiniz. Neyinizle? Bilgi birikiminizle. <laughs> dilinizle. Hı? Kendinize olan güvenle. Bu tamam. Hı hı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizi buraya gönderdiği zaman bize demişti ki hocam. Üniversitenin kalitesiyle siz ilgilenin tamam. Hı hı. Eğitim öğretimle ilgilenin tamam. Bu sizin işiniz. Hı hı. Ama bir de orada kardeşlerimiz var. Türkistanımız var. O kardeşlerimizle beraber olacaksın. Bunu Sayın Tokayev büyüğümüz de elbette istiyor. Sayın Tokayev büyüğümüz de üniversitemizin bütün üniversitelerin aslında halkla iç içe olması arzu ediliyor. Bu sebeple biz üniversite olarak arkadaşlarımız her sene 200 çocuğumuzu hı hı. biliyorsunuz sünnet ettiririz. Evet evet çok güzel olabilir olay. 200 çocuğumuzu sünnet ettiririz. Bizim hastanemizde sünnetler olur, elbiseleri dikilir, hı hı. oyuncakları alınır ve törenle onların atasıyla, nenesiyle, ecisiyle, babasıyla, anasıyla bir bayram havasında o çocuklarımızı kutlarız. Çünkü o çocuklar bizim çocuklarımız. Hı hı. O çocuklar bizim geleceğimiz. Bu yetmez. Yine arkadaşlarımız üniversitede sosyal sorumluluk projesi diye projeleri var. Bu projeler çok kafanızda büyütmeyin yani çok büyük Hı -hı. projeler de var, küçük projeler de var. Mesela yatalak bir büyüğümüzü yani hasta bir büyügümüzü Hı -hı. çocuklarımız, öğrencilerimiz ziyaret ederler. Onların haline hatırını sorarlar. Mesela bir sakat engelli kardeşimiz varsa Hı -hı. o ziyaret edilir, hali hatırı sorulur. Biz bunu yaparken önümüze bazı şeyler gördük çıktı. Nedir o? Türkistan'da birçok eve girdik çıktık. Hı hı. Engelli çok vatandaşımız var, çocuğumuz var. Görme engelli olabilir, işitme hı, işte. olabilir, yürüme olabilir, Down sendromlu olabilir. Bu çocuklar bizim emanetimizdir. Hı hı. İstedik ki bu çocuklarımızı biz hayata Nasıl tutundurabiliriz? Nasıl alıştırabiliriz? Zaten Sayın de halka seslenişinde, millete seslenişinde sık sık bundan bahseder. Hı -hı. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak için neler yapılması gerektiği hususunda. Biz Sayın Tokayev'in bu konuşmasını emir olarak gördük. Evet. Bu emirdir. Çünkü bir lider herkese tek tek söyleyemez. Konuşur genel olarak. Genel olarak o konuyla ilgili olanlar da onun herkes kendisine kendisine alır. Biz öyle yapıyoruz. Aldık arkadaşlarımızla hemen bunu masaya yatırdık. Bizim merkezde çok güzel bir binamız var ama eski hı hı. üç katlı. O binamızı valimizle de konuşarak işte valimizle çok sıkı ilişkimiz var. Çok güzel işbirliğimiz var. Konuşarak elbette buranın devlet büyüğü, devlet temsilcisi valimizdir. Evet. Onunla istişare etmeden bir adım atmayız. Şimdi valimizle onu konuştuğumuz zaman valimiz hemen talimat verdi arkadaşlarına bu konuyla ilgilenin. Onun sadece e, restore edilmesi içini biz gene donatacağız hmm. Çünkü ...çok modern engelli eğitim teçhizatları var. Evet. Malzemeleri var. Malzemeler, Türkiye'de bizim sadece bu konuyla ilgilenen Samet'ciğim... ...Aile ve Sosyal e, Politikalar Bakanlığımız var. Hı hı. Aile Bakanlığımız bu konuların gelip burada üç uzmanlarını gönderdiler. Uzmanlar geldi bize proje hazırladılar... Bu proje elimizde bizim hazır. Hı hı. Hemen e, e, yenileme işlemi biter bitmez biz oraya işitme için duydurulabiliyor. Evet. Görme için. Bir kadın engelliyse eğer mutfağa kuruluyor evde nasıl çalışması lazım? Hı. O, o bütün eğitimler veriliyor. Bu öyle aman aman büyük bir para değil. Evet. Yeter ki biz bunu isteyelim. Ve bugün şimdi arkadaşlarımız kameranın arkasında da diğer bakın rektör vekilimiz, rektör yardımcımız evet. buradalar. Onlarla beraber rektör hanımla da beraber sayın valimizi ziyaret ettik. Bu hususu bahsedince sayın valimiz tabii çok heyecanlandı. Allah razı olsun. Çok yakinen ilgilendi. Hı hı. Bu bilgi Astana'da da bazı görüşmelerim oldu. Devlet büyüklerimizle. Hı hı. Devlet büyüklerimiz de bunu çok tabii önemsiyorlar. Hı hı. Ee, aynı zamanda Sayın Valimizle yaptığımız Türkistan eyalet Valisi ama Darhan kardeşimle Darhan. Hı hı. yaptığımız görüşmede şöyle bir şey de açığa çıktı. Siz biliyorsunuz ki Türk devletler teşkilatı kuruldu. Bu çok önemli bir şeydir. Ve bunun e, bunun beş ülkenin beş İki de şey var, gözlemci üye var, üç hatta sekiz ülkenin bir araya gelerek kurduğu bu Türk Devletler Teşkilatının 2040 vizyonu diye liderlerin belirlediği büyük bir rapor var. Biz aldık bu raporu kendimize üniversite olarak bize ne düşüyor? Hı hı. Mesela Sağlıkta entegrasyon nasıl olacak Türk devletlerini? Hı hı. Ulaşımda entegrasyon nasıl olmalıdır? Eğitim, eğitimde, yüksek öğretimde, turizmde, hatta şimdi gelirken Türkiye'den buraya bizim devlet istatistik enstitüsü var. Hı hı. Onun başkanıyla görüştüm. İstatistik kurumu nasıl olacak? Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin Eurostat diye istatistik birliği var. Hı hı. ...bizim de Türk İstat olsun. Evet. Yani Türk Dünyası istatistik Birliği olsun. Bütün bu çalışmalar hakkında... ...Sayın Valimize de... ...bilgi verdik. Bu çalışmalar Türkiye'de... ...ilgili büyük elçilerimizin... ...bizim eski başbakanımız ve şimdi... ...Türk Devletler Teşkilatı'nın... ...Aksakalı olan... Hı. ...Binali Yıldırım Büyükümüzün evet, de... ...bulunduğu ortamda... ...külliye de yani... Cumhurbaşkanlığı sarayımızda sunuşunu yapıyoruz. Hmm. Kamuoyuna tanıtıyoruz. Bilim adamları çalışıyorlar, bize rapor hazırlıyorlar. Bunu biz şeye veriyoruz. Sayın Valim'e de bunu arz ettik. Bak Sayın Valim orada çok güzel bir şey söyledi. Biliyorsunuz Türkistan Türk Devletler Teşkilatı'nın ruhani başkenti. Evet Ulu Türkistan'ın ruhani başkenti. Ve son 4-5 yıl içerisinde hamdolsun Sayın Tokayev'in de iradesiyle çok ciddi anlamda Türkistan'a büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların turizm merkezi haline gelmesi lazım. Hı hı. Geçen sene bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Bey bizi ziyaret ettikleri zaman, üniversitemize teşrif ettikleri zaman, Orada da bu mevzuyu konuştuk. Hatta Kervansaray'daki o kültür merkezini gezerken Yesevi Merkezi var. Oranın daha efektif hale gelebilmesi için Türkiye'den de uzmanlar geldi, Tika'nın elemanları geldi, baktılar. O konuyla da ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca Sayın Valimiz dedi ki, ya dedi Türk devletlerinin bir ortak televizyonun olması lazım. Ortak medyasının olması lazım ve bunun yeri de Türkistan evet. olması lazım. Bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Biz üniversite olarak şunu biliyoruz Samet Bey, bizim kab kabiliyetimiz ve kapasitemiz bu kadar. Bunu en iyi yapmakla yükümlüyüz. Eğer bunu aşacak durumda bir şey olursa o zaman büyüklerimizle görüşürüz hı hı. konuşuruz istişare ederiz onlara arz ederiz ve ben bunu kendime bir görev kabul ettim gider gitmez büyüklerimize devlet büyüklerimize arz edeceğiz ve belki bu bir <laughs> e, bu devlet politikası olarak belirlenmesi gerekir. Çok önemli bir proje çünkü. Hı hı. Türkistan'da olması çok önemli bir proje. Ee, bunu konuştuk ayrıca. Başka üniversitemizle ilgili Türkistan'ımıza neler yapabiliriz? Türkistan'ımız bizim canımız. Bak ben bu burada da Türkistanlı kardeşlerime de söylüyorum. İzleyicilerim. Ben artık Türkistan'ın bir evladıyım. Buraya gelen her bir hocamız, Türkistan'ın suyunu içen hı hı. her bir hocamız, Türkistan'ın evladı, buradan kopamayız hı biz artık. Evet. Bu topraklar bizim topraklarımız. Hatta ben diyorum ki ölürsen buraya ben defnedin. O kadar buraya kendimi kendimi verdim. Hı. Bütün alemim bu. Bu sebeple Vali Bey'le yaptığımız görüşmelerin çoğu da. Üniversitemizle sadece değil, üniversitemiz Türkistan'a nasıl faydalı olabilir? Çünkü kabul edelim ki bu tür projeler insan gücüyle yapılır. Hı hı. En iyi, en yetişmiş insan gücü de doğal olarak üniversitede vardır. Ve yapacağımız bütün proje, mesela bir başka projemiz daha var. Aha, bu proje. Biz gençlere hı hı. buradaki erkek kız evet. ayrım yapmaksız işsiz gençlere nasıl bir katkıda bulunabiliriz? O yapacağımız engelli eğitim merkezi dediğimiz hı hı. aslında engelsiz merkezi diyelim biz ona. Engelsiz. Çünkü engelli sözü iyi bir söz değil. Evet. Engelsiz onlar onlar çok çok akıllı insanlar. Hı hı. O engelsiz merkezinde, alt katında da robotik, robotik, kaynakçılık kursları açacağız. Hı hı. O kurslarda ücretsiz, bunların hepsi ücretsiz. Evet. Gençlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız, erkeklerimiz gelecek. Orada meslek öğrenip gidip çalışacaklar. Hı hı. Samet kardeşim, dil bugün çok önemli bir problem değil mi? Dil öğrenmek. Evet tabii. Bizim üniversitede arkadaşlarımız Türk dili merkezleri açtılar. Buradan Türkistan halkımıza da tekrar duyurmak isteriz ki, hı hı. tekrar duyurmak isteriz ki. Bu dil eğitim merkezimizde, hamdolsun geçen sene 600 kişi eğitim gördü. Hı hı. Türkçe, Kazakça, Rusça, İngilizce. Dört. Tekkana Türkçe emez. <laughs> Dört dilde. Hangi dilde istiyorlarsa buyursun. Gel. Hatta şimdi ilahiyat fakültemiz Arapça'da açmayı düşünüyor. <laughs> şimdi gelsinler hangi dilde istiyorlarsa ücretsiz bunlara ya da çok düşük bir ücretle mi Mustafa Bey? <laughs> evet. Neredeyse ücretsiz <laughs> bir eğitim veriliyor. Bu da yine üniversitemizin Elbette görevlerinden birisidir. Ahmet Yesevi Üniversitesi hı hı. sadece eğitim öğretim faaliyetinde bulunan mühendis yetiştiren, tıpçı doktor yetiştiren, iktisatçı, turizmci, Türkolog yetiştiren bir yer değil. Evet. Aynı zamanda Türk devletlerinin, bütün Türk aleminin ortak üniversitesidir. Bu üniversite den yetişen çocuklarımız bugün dünyanın birçok yerinde görev yapıyorlar. Samet kardeşim. Evet güzel. Bu bahsettiğiniz valiyle görüşmeli akademisyenle Türkiye'de götürüp buraya götürmek için proje. Evet. Onu da biraz Tabi. Evet. da da akademisyenler geliyor zaten. Evet, geliyor. yok yok geliyor ama bu proje ilgili. Bak şimdi. Oraya devam edeceğim. Bizim her yıl 100 tıp Mühendislik Sayın Tokayev bu senet mühendisliğe önem vereceğini söyledi. Evet. Dolayısıyla biz şimdi Türkiye'de büyük uçak fabrikası var. TUSAŞ Degin. TUSAŞ. ASELSAN var. Askeri şey e, aletler yapan. Hı hı. Onlarla anlaşma imzaladık. Bizim Mühendislik Fakültemize 3 laboratuvar kuruyorlar. Bunlar insansız hava araçları laboratuvar aşamasında. Hı. Bunlar çünkü niye Yine bunu Sayın Tokayev'in konuşmasından çıkardık biz. Sayın Tokayev bize emretti ki konuşmasında yani hı hı. halka konuşmasında evet, evet. emretti ki mühendislik önemlidir. Biz de arkadaşlarımızla oturduk, dedik ki tamam tıbbın yanı sıra mühendisliğe de önem verelim. Türkiye'den yetişmiş hocalar getirdik. Yeti Özellikle IT teknolojisinde. Hı hı. Ee, bugün Üç tane laboratuvar kuruluyor oraya. Ve o laboratuvarlar içinde hocalar gelip gidecek. Yılda 100 kişi, yüz hoca hı hı. konusunda uzman. Tıpta zaten gelip gidiyor. Buradan Türkistan halkına şunu da söyleyelim. Ee, bizim hastanemize tıp fakültesinden, Türkiye'den çok önemli hocalar geliyor. Bu hocalar Türkiye'de bile randevu almakta güçlük çekilen insanlar. Hı. Arkadaşlarımız bunu duyuruyorlar. Onlar geldiği zaman lütfen buyurun gelin. Tedaviniz, muayeneniz yapılsın, bakılsın. <laughs> Biraz dikkat mikrofondan. Şimdi Yençi. Şimdi nasıl? Var mı? Var var. Hmm. Ha, tamam ses geliyor <laughs> mu? Evet şimdi var. Şimdi Bunun yanı sıra sizin bahsettiğiniz aslında Sayın Valimizle konuştuğumuz husus şudur. Evet bu. Türkistan'ın daha büyük kitlelere tanıtılması için Hı -hı. Biliyorsunuz Türk Dünyası ve Dünya Belediyeler Birliği, belediye biliyorsunuz Akim Akim Hı -hı. Başkanı Türk. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Hı -hı. Bütün Türk bütün Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanı. Evet. O kişi benim dostum. Onunla telefonla da konuştuk. Hı hı. Bizde şimdi seçim var. Evet. Yerel seçimler. Yerel, seçim. Yerel seçimlerden sonra büyükşehir belediye başkanlarını inşallah bizim başkan hı hı. toplayacak ve burada büyük bir toplantı yapacağız. Türkistan'a neler yapılabilir? Bu belediye başkanlarının tecrübeleri nelerdir? Belediyecilikte, turizmde, hı hı. park bahçelerde neler yapılabilir? Bunlar tartışıldı. Bu çok önemli bir projedir. Hı hı. Sayın valimiz buna çok sıcak baktı ve biz buna dedi ev sahipliği yaparız. Bu önemli bir şeydir. Çünkü niye? Türkistan bu kadar yatırım yaptı? Bizim boynumuzun borcudur. Türkistan'ın bu yatırımını dünyaya tanıtmak. Hı hı. Ahmet Yesevi gibi bir zenginliğimiz var. Ahmet Yesevi Hazretleri gibi bir büyükümüz var. Tıpkı Konya'da Mevlana neyse. Hı hı. Mevlana ki Hoca Ahmet, Ahmet Yesevi'nin talebesi sayılır. Evet. Evet çağdaş değiller ama hı hı. bunun çeşmesinden içmiştir. <laughs> Dolayısıyla bizim... Hı hı. Elimizden gelen bütün imkanları kullanarak dikkat ettiyseniz son 3 yıl içerisinde Türkiye'deki neredeyse sadece Cumhurbaşkanımız gelemedi henüz. Hı hı. Bütün devlet büyüklerini buraya getirdik. Meclis Başkanımız geldi, Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi, Diyanet İşleri Başkanımız geldi, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ankara Valisi, büyük büyüklerimiz. Devlet büyükleri geldi. Devlet büyüklerimiz hepsi buraya geldiler. Hı hı. Bunlardan bunlardan her gelişinde Sayın Valimiz de sağ olsun çok yakın ilgileniyor. Hı hı. Ee, bu ilişkilerin daha sistematik hale getirilmesi lazım. Onu konuştuk. Hı hı. Daha sistematik. Yani sadece bir turizm seyahati gibi algılanmaması. Hı, hı. Amaca uykun olarak bunların ziyaretlerinin değerlendirilmesi gerektiğini valimizle detaylı bir şekilde istişare ettik. Sağ olsun o da biz dedi elimizden gelen her <laughs> türlü şeyi yaparız dedi. Hı hı. Bu güzel Az önce vakitiniz Hazretleri Hoca Söyü ile ilgili film çekilecek yani bu da valiyle görüşmedik biraz. Evet. Bu ne zaman olacak? Bu çok büyük bir proje. Bunun evveliyatı da var. Bundan iki ay önce bu projeyi gerçekleştirecek olan iki önemli sanatçı var. Senarist hı hı. ve yapımcı galiba. İkisi Türkiye'de beni ziyaret ettiler. Hı. TRT ile görüştürdük. TRT Genel Müdürü ile ben de görüştüm. Hı hı. TRT Genel Müdürümüz yönetimde bunu şu anda değerlendiriyor. Hı hı. Aynı zamanda biliyorsunuz, Türkistan'da da Kazakistan'da da çok sevilen Türk dizileri var. Var var tabii. Kuruluş Osman Osman Kuruluş Osman Kuruluş vesaire gibi diziler var. Bu dizilerin çok büyük platformları var bunun. Sinema platformları. Hı hı. Ona ne diyorlar? Platform değil de plato. 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 Mehmet Bozdağ. Mehmet, yapımcı yani. Yapımcı çok büyük gezdim ben orayı. Mehmet Bey de inşallah size az önce söyledim. Evet. Buraya gelecek. Hmm. Türkistan'a inşallah gelecek. Onunla da Sayın Valimiz'i görüştüreceğiz. Hı hı. O projeyi çok önemsiyorum. Yani Hoca Ahmet diye seviyi Tıpkı ne gibi? Çağrı filmini bilir misin? Hı hı. Çağrı filmini kim oynamıştı Mustafa Hocam? Anthony Quinn oynamıştı. Evet. Yıllarca önce, 30 yıl önce, 35 yıl, 40 yıl önce oynamıştı. Hocam hala daha en muhteşem peygamberimizin hayatını anlatan film o. Çok güzel oynamış. Hı hı. Masraftan kaçınmamış. İstiyoruz ki öyle bir film olsun ki yıllarca bu devam etsin. Hı hı. Eskimesin. Bu sebeple biz... O konuda da. O, o, konuda, o konuda da. da... Ha, böyle ben gibi. Ya. Sırtlanmadan yani. Ha sırtlanmadan. Evet, evet. Peki Çünkü... böyle otur. <laughs> İstiyoruz ki biz bu film o kadar kaliteli olsun. Bu anlamda da bizim kapasitemiz, <laughs> ve, kapasitemiz <laughs> ve kabiliyetimiz çerçevesinde o konuda yardımcı olacağımıza söz verdik. O işte böyledir. Hı <laughs> hı. Güzel. Ses. Şey. Tamam. Pili mi bitti lan? Ya yok, yok pili. O böyle sıkıldığı zaman ha, şey. Sıkıldığı zaman kesiliyor. Evet evet. Tamam tamam. Yenileyelim mi? Yok yok. Yenilemeyelim mi? Tamam abisi. Bol. Ha, ha. Boldu mu? Hı hı. Ötecek, Kayıt pa. Başlayalımız mı? Gerçekten. Hı -hı. Muhammed Muhiddim bey, e, biraz sorumuza cevap aldık. Yani Türkistan'da bu seferin çok şimdi e, yani güzel güzel görüşmeler varmış, projeler düşünüyoruz. İnşallah o da bir az zamanlarda burada gerçekleşini düşünüyoruz. Yani son olarak konuşmanız var mı bu yani? Var. Evet. Var. <laughs> biz üniversite olarak biz biz dediysem e, ben artık sadece bir Türkiyeli Türk değilim. Türkistanlı da Türk'üm. Evet. Yani Türkiye, Kazak, Türkiye, <laughs> Kaz Türkistanlı Kazak'ım da yani. Öyle 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 algılasın. Ben şunu diyorum Türkistanlı kardeşlerimize tekrar bir söylüyorum. Üniversite sizin. Gelin. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımız, rektör vekilimiz, rektörümüz, Canar hocam, Peyami hocam, arkadaşlarımız bir proje başlattılar. Buradaki yaşı 6 ile 11 arasında değişen ilkokul çocuklarını üniversiteyi tanıtmak için. Evet çok güzel bir proje. Bu. Üniversite gezileri yapıyorlar. Ha. Geliyorlar. Türkiye'de vardı bu bu aksaray falan Tabii, vardı. Böyle, beyin. Geliyorlar, hocalarımızla görüşüyorlar, hocalarımız çikolatalarını veriyorlar onlara. Hmm. İki gün önce de beni ziyaret ettiler. Hmm. Çok zeki çocuklar, çok zeki. Onlara ben bir konuşma yaptım. Hmm. Siz de dedim işte inşallah gelecekte bu amcalarınız gibi <laughs> hoca olacaksınız, profesör olacaksınız, rektör olacaksınız, dekan olacaksınız. Birisi dedi ki ben dedi Hakim olmak istiyorum dedi. <laughs> vali olacağım. Tamam dedim. Sen de vali olursun. Çok güzel çocuklarımız var. Yeter ki biz bu çocuklar Şimdi yine Sayın Tokayev'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın <laughs> halka seslenişinde çocuklara IT teknolojisini öğretmek için bir projemiz de odur. Ee, çocuk Üniversitesi <laughs> Çocuk Üniversitesi yaşı 5 ila 11 arasında değişen çocuklarımıza şimdi bir merkez yapıyoruz. Orada bu çocuk gelecek oyunla, hem oyun oynayacak hı hı. hem de IT teknolojisini öğrenecek. Hı. Bunu da yapıyoruz. Çünkü gelecekte bizi iyi yerlere taşıyacak olan o çocuklarımızdır. Hı hı. Bu sebeple biz şunu istiyoruz üniversite olarak tıpkı 32 yıl öncesi gibi bize nasıl evinizi açtıysanız biz de size bütün salonlarımızı açıyoruz. Bütün odalarımızı açıyoruz gönlümüzü açtığımız gibi. Gelin Türkistan halkıyla beraber biz beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hatta zaman zaman buradaki e, büyük yaşlı teyzelerle, babalarla, annelerle bir araya geliyoruz. Çok keyifli oluyor. Niye? Çünkü Türkistan'ın tarihini dinliyoruz onlardan. Onların bazı düşünceleri bizi yönlendiriyor. Herkeste irtibat halinde olduğumuz zaman Türkistan'ın kalkınması için üniversite daha neler yapabilir? Dünyada biliyorsunuz üniversite anlayışı genelde elittir. Yani üst tabakadan bakar hı. üniversite. Türkistan'da öyle değil. Ahmet Yesevi Üniversitesi öyle bir üniversite değildir. Ahmet Yesevi Üniversitesi eğitim öğretim tamam, yürüyecek. Ama aynı zamanda da halkla beraber bütünleşik olarak gidecek. Yesevi Üniversitesi tıbbıyla, ilahiyatıyla, mühendisliğiyle, iktisadiyle yani 12 alandaki eğitim faaliyetiyle onlar tamam ama bunları nasıl halka yansıtırız? Hı, hı Bunu istiyoruz ve Türkistan halkının da bizimle beraber olmasını arzu ediyoruz. Tekrar tekrar onları, Türkistan halkını çok sevdiğimizi ve onların da bizi sevmesini gönülden arzu ediyoruz. Hepsine hı. saygılar sunuyorum. Aleykümselam. Muhyiddin Bey biz de sizi de çok seviyoruz. Her zaman burada Türkistan'da bekliyoruz inşallah. İnşallah. Yani dediğiniz gibi kendiniz artık сіз түркістан қазақ ояғни де бул езден қазақшада я ашс өемеөбе төбе қазақшаңыз білемін сізге пенде қунышмыз қазақша болсын рахмет айтамыз рахмет жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз түркістанға әр заман келген кезде сапарларыңыз сәтті болып мынау ойлаған жоспарларыңыз оңынан болсын дейміз рахмет айтамыз сіздерге көп рахмет сізге өте қуаныштымын бізде қуаныштымыз құрметті көрермен арнайы сұхбатымыз осымен тәмам сала кетейік бүгін бізде қонақта болған яссауи атындағы қазақ түрік қалқаралық университетінің өкілетті кеңесінің төрағасы мұхитдин шимшек Мұрзагелді келді ендеше есен аман келесі аптада кездескенше